Merhabalar, ben Köftes Köfte ve bu video biraz değişik bir girişe sahip olacak çünkü videoyu editlerken, az editlemeye başlamışken çok önemli bir uyarı yapmayı unuttuğumu hatırladım. Arkadaşlar, aslında bu arada uyarıyı yaptım ancak uyarıyı videonun sonuna doğru yaptım. Başında yapmam lazım. Arkadaşlar, bu video bir Arch Linux kurulum videosu ancak burada şöyle düşünmeyin. Bu Arch Linux kullanımını öğreten bir video değil. Bu video tamamen benim kendi spesifik kurulumumu, laptopumda kullandığım kurulumun masa üstüne uyarlanmış versiyonunu kurduğum süreci çekiyorum. Bunu asla Arch kurarken belge olarak kullanmayın. ArchWiki'yi kullanın ki zaten ondan bahsettim. Asıl nokta. Linux'a yeni başladıysanız ve bu videoyu görüyorsanız bu video kesinlikle ama kesinlikle son kullanıcılar için oluşturulmuş bir dağıtım değil. Dağıtımın kurulumu değil. Arch Linux tamamen ne yaptığını bilenler için yapılmış bir dağıtım. Dolayısıyla da Arch Linux'un kolay kurulabilmek ya da hani herkes tarafından kurulabilmesi gibi bir derdi yok. O yüzden bir kurulum aracı da yok. Arch Linux'ta direkt olay şu şekilde bir dağıtım var. Paketlerinin bakımını yapıyoruz. Şunu buyunu. Kurulum sürecini isteyen, ya bunu gerçekten kurmak isteyen kişi ve ne yaptığını bilen kişi gelip kuracak ve kendi istediği şekilde yapılandıracak. Tamamen kendi istediği adımlarla kuracak. Ancak bunun için işi bilmesi lazım. Arch Linux'un yapısı tamamen bu şekilde. Eğer hemen bir açayım mesela görsellerle şöyle. Ubuntu kurulumu aslında baya, mesela Ubuntu ya örnek bir dağıtım olarak böyle next 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 şeklinde bir kurulum söz konusu. Normal bir kullanıcının karşılaşacağı dağıtımlar tamamen bu şekilde kullanılıyor. Ancak ve ancak Arch bu amaca hizmet eden bir dağıtım değil. Arch direkt olarak ben bilen adam dağıtımıyım. Beni isteyen kullansın. İstediği sistemi elde etsin ama bunun için biz bir araçla uğraşmayacağız şeklinde bir dağıtım. O yüzden bunu kesinlikle ama kesinlikle Linux'un nasıl kurulduğu üstüne almayın. Arch tamamen Linux'un uç noktalarından bir tanesidir. Hala bir Gentoo ya da Linux from scratch kadar zor değildir ama ilgi gerektiriyor. Son kullanıcı için her önereceğim dağıtımlar bu böyle bir kurulum gerektirmiyor. Onlar direkt next, 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 next. Devam, 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 devam. Neyse, bunu bıraktığımıza göre o zaman sırada videomuzla beraber devam ediyoruz. İki tane girişli bir video ile karşınızdayım o zaman. Merhabalar, ben Köftes Köfte. Şu an çok ilginç bir konsepte, çok ilginç bir yapıda diyelim, bir video ile karşınızdayım. Peki nedir? Masaüstüm Abaddon'a Arch Linux kuracağız. Evet. Böyle bir şey. Hatta şurada şöyle bir düzen kurdum. Normalde Abaddon'da ben iki tane mentor kullanıyorum. Bir tanesini kullanıyorum şu an, ikinciyi kullanıyorum. Tam bir açı ayarlayamamışım. Tamamdır. Daha iyi sanki. Şu an Ubuntu var. En son bıraktığım haldeki gibi. Ancak bugün itibariyle olmayacak. Hatta şöyle. Tam ekran. Düzen nasıl diye soracak olursanız, iki tane webcam bağlı aslında şu an bilgisayar laptopuma. Ve benim eski webcam'den kaydı yapıyorum. Neyse, muhabbet ne? Şu an HDMI monitör. Yani birinci monitörüm laptopa bağlı. İkinci monitör sadece Abaddon'a bağlı. Ve Abaddon'a bu normalde taktığım webcam şu an laptopa bağlı. Sesi de ondan kaydediyorum. Çünkü şu arkadaşı maalesef bunu da çalıştıramıyorum. Evet. O zaman peki kurulum sürecini nasıl yapacağım? Bütün kurulum sürecini böyle mi izleyeceğiz? Hayır, tabii ki de. Tamam, daha iyi sanki. Nasıl izleyeceksiniz diye soracak olursanız, aslında buradan izleyeceğiz. Ve tabii ki de öncesinde şu USB belleği masa üstüne takma zamanı. Erişebilirsem. Sanırım taktım. Evet, taktım. Şurada gördüğünüz gibi. Aslında göremiyorsunuz ama.
Bir saniye, şunu azıcık eğelim. Biraz daha makul bir açı olmuş olabilir. Tamam. Şimdi seni reboot yapalım. Yine o daha bozuldu bunun. Bakalım neyden başlayacak? Telefondan başladı. iPhone 2. Niye iPhone 1 miydi? Yok, ikisi de değil. Bunda direkt delete ile yapmamız lazım. Çok fantastik bir şey. Delete. Ha, neyse, sistem setup'a buradan gelebilirim. O zaman gel bakalım. Boot. Evet. Arch Linux. Gir bakalım. Evet, Arch ISO'sundan giriş yaptık. Bu arada yedeklerimi aldım. O konuda endişeniz olmasın. Unutmadan, evde şöyle bir detay söz konusu. Bir yandan git sayfamdan bir şeyler paylaşacağım için, aslında bir yandan da bu video bir isim gösterimi. Evet. Bilinçli olarak al, kaç yıl oldu emin değilim. 4-5 yıl ardından ilk defa bilinçli olarak ismim bir videoda gözükecek. Ve artık umurumda değil. Neticede artık sosyal medya kullanmıyorum doğru düzgün. Ve meşhursa olmayan ve bitmeyen kahve. Evet, Arch ISO giriş yaptı. Tabii siz şu an burada göremiyorsunuz ama şimdi burada önemli bir şey yapacağız. Önce load keys trq. Tamamdır. Şimdi Wi-Fi-menü. Wi-Fi menüyü şu sebepten ötürü kullanıyorum. Evet, bu sebepten ötürü. Ve tabii ki de ISO dışına geçirelim. Çünkü Wi-Fi şifremi herkese sunmak istemiyorum. Evet, şimdi pingkofteistan.com. Yep. İnternete bağlıyız. Voilà. O zaman sizlerle ne yapıyoruz? Evet, burası config dosyalarının da sayfası. Evet. Ve tabii ki de ben burada bir sadece screen'e geçiyorum ve fareleri karıştırdım. Neyse. Şimdi burada installation guide. Evet, gire dursun. Şimdi şurada şunu load keys trq ile yaptık. Efi olduğunu biliyorum sistemimin. Aa, bu arada videoda çok önemli bir noktaya değinmem lazım. Çok çok önemli bir nokta. Bu şey kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle bir kurulum videosu değil. Kesinlikle. Daha sonra kurulum videosu, ancak kurulum nasıl olur onu anlatan bir video değil. Arch Linux'a kurulumu asla ama asla bir şeyi bir videoyu takip ederek yapmayın. Takip etmeniz gereken tek şey bu sayfa. Ya da adını gene unuttum. Adını gene unuttum. Çok güzel bir izleyicimiz. Bakalım burada. Bak, discussions'a tıkladım. History. Heh. Bedirhan. Evet. Bedirhan çok güzel bir biçimde şunu çeviriyor. Evet. Burayı da takip edebilirsiniz. Ancak bunlar dışında bir şey takip etmeyin. Çünkü çok yanlış yönlendirebilirler sizi. Benim bu çektiğim video benim spesifik sistemimde. Spesifik sistemim ne? UEFI bir sistem. Nvidia ekran kartı var. Çift ekrana sahip.
Intel işlemci. i3 kullanıyor. Ancak bir yandan da ek bir XFCE kurulacak. Çünkü misafirler arada benden başkasının kullanması gerekebiliyor bu masa üstüne. Laptopta öyle bir sıkıntım yok. Laptopu sadece ben kullanıyorum. O yüzden bir adet XFCE yer alacak. Windows'la beraber dual boot edilmiş durumda. Windows sadece Overwatch için mevcut. Bu arada neden misafirler ya da başkası Windows'u kullanmıyor diye soracak olursanız şöyle çok basit bir sebebi var. Bir, Windows'ta insanlara güvenmem. İki, benim Windows kurulumumda herhangi bir medya feature yok. Sadece Overwatch kullanımına uygun bir Windows kurulumu. Böyle, basitçe. Neyse, şimdi şu işlemi yaptık. İnternete bağlanma konusunda direkt Wi-Fi menü komutunu kullandım. Yani şu komut sıdır. Terminali biraz yanlış büyütüyormuş. Şuradan gösterelim. Bu komut. Bu komutla bağlandık. Evet şimdi. Yapmamız gereken çok önemli bir nokta daha var. Ben bütün kaydı bu şekilde ya da bu şekilde yapmayacağım. Ben çok ilginç bir şey yapacağım. Şimdi önce bir passvd yazıp kofte diyelim geçici passwordümüze. Kofte. Tamamdır. Ve sudaya gerek yok. Systemctl start sshd. Evet, yazdığım komut şuydu. Bu. Pardon, sizi görmüyorsunuz şu an. Şu komut. Bunu yazdım. Peki. Bu neyi sağlayacak? Bana SSH üstünden bağlanabilmemi sağlayacak. Şimdi gelelim buradan ne diyecektim? IP adder. Bana adres çıktıları verdi. Yani komutumuz şu. Bakalım bunun IP'si neymiş? 192.168.1.22 root at .192.168.1.22 ama bana hata verecek. Evet, tam şimdi olması gereken hatayı verdi. Şimdi burada ne diyor? Ben o IP üstünden daha önce bir adet key elde etmiştim. O yüzden o key'i silmem gerekiyor. Çünkü önce key ile uyuşmuyor. Evet, burada onun uyarısını veriyor bize. Evet, onu silelim hemen. Pardon. Size şu an gösteremiyorum. Known hosts. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Eğer seni bunu dersek ve yes dersek, kofte dersek, eğer de şeffaflığı kaybettik ama olsun. Bunda yeterli artıymış. Tamam. Şimdi SSH tamamdır. Çok
daha rahat çalışıyor. Muhtemelen ZSH ile uyumlu çalışmıyor bir Galaxy VT. Daha doğrusu benim Galaxy VT ayarlarım. Şimdi LSBLK deyip disklerimizi listeleyelim. Bu arada bu çok büyük oldu. Tamamdır. Bu makul. Tamamdır. Şimdi sen gel bakalım. Bizim nelerimiz var? SDA benim arşiv diskim. SDB şu an asıl gitmemiz gereken şey. Bu arada ben şuraya bir filter koymuşum. Buna sen niye bunu algılıyorsun? Neyse. Gelelim. Bu arada sen hangi mikrofonda çalışıyorsun? Ha, tamam. Evet, şimdi cg disk /dev /sdb cg disk yazılmışım. Cg disk /dev /sdb continue. Ah, ekran ufak diyor. Bunu hallederiz. Tamamdır. Şimdi Linux file system. Bak. Seni alacağız. Delete. Şimdi new first sector size of the sector 4 GB. Okay. Swap. Kalın da sen root. Tamamdır. Write diyelim. Ve ardından quit diyelim. Şimdi lsblk dersek eğer -f. Evet. SDB 6'mız ve 3'ümüz formatlı değil. SDB 3 SDB 5 X4 gözüküyor. Neyse. Muhtemelen partition table'dan hala öyle hatırlıyor. Şimdi make swap /dev/sdb5. Ama önce bir şeye bakacağım. Hey. Label tam. Arch swap. Arch swap adını koymak istiyorum. Bu gerekli değil. Bu tamamen şey. Disk yapılandırmam. Şimdi /dev/sdb 3. Pardon 3 değil 5. Sdb 5. Evet. Swap on /dev/sdb 5. Tamamdır. Şimdi free dersek eğer evet swap'ımız gözüküyor. Şimdi mkfs nokta size burada ext 4 öneririm ancak ben kendim butterfs kullanacağım. /dev/sdb6 tabi label'ı koymak lazım önce. Arch root. Evet. Şu an SSD'mizi evet şu an baya baya orayı yapılandırıyor. Bu arada monitörü yanında kapattım. Çünkü orada bir işlem olmayacak bir süre. Evet. Yani bunu bekliyoruz. 131 GB'lık bir alan basır Efes ile formatlandı. Şimdi LSS evet yanlış ekranda yaparsam tabii böyle olur. Şöyle bulun. Gene yanlış ekran. LSBLK-F yaparsam eğer evet gördüğünüz gibi Arch Swap ve Arch Root.
4 GB, 131 GB. Şimdi sıradaki işleme geçelim. Disklerimizi yapılandırdık. Şimdi sırada diski çalışma alanımıza bağlamak. Çalışma alanı olarak meğerse mantıklı. Zorunlu değil bu arada. Mantıklı. Şey sadece makul. O yüzden önce bir tekrar SSD'lik yapalım. Yerlerimizi hatırlayalım. Şimdi aslında şunu ben okuma moduna getireyim. Okuma modu çok mantıklı olmuyormuş şu an. Neyse şöyle sıkıştıralım kenara. Şu biraz daha geniş olsun. /dev/cd/v6/mnt. cd6'yı şu an mnt'ye bağladık. ls/mnt dersek eğer bomboş bir alan görüyoruz. Şimdi mkdir/mnt boot. Evet, boot diye bir yer oluşturduk şu an ve /dev/cd/v2. cdv2 bu arada bizim fi partisyonumuz. /mnt boot. Eğer şimdi ls dersek burada fi göreceğiz. Microsoft Ubuntu partisyonları. Ubuntu'yu sileceğim. Daha sonra. Evet şimdi. Ne yapıyoruz? Sıradaki işlerimiz çok basit. Önce bir aşağı inelim. Oraya bağladık. Ve şimdi önce mirror listi oluşturmak lazım. Ancak ben onu oluşturmakla uğraşmayacağım. Buradan aslında şöyle new tab cat/etc/pacman.d/mirror-list. /etc/pacman.d/mirror-list. Tamamdır. Evet. Mirror-listimizi kaydettik. Halihazırda oluşturduğum bir mirror listimde. Ve geriye extract kaldı. Extracts/mnt mnt konumuna base kuracağız. Ben ek olarak base double kuracağım. Bu geliştirme paketlerinde bulunduğu kısım. Bunun sıra fish kuracağım. Başka ne kurmam gerekiyor benim? IV VPA dialog VPS atacağım. Dialog. Başka ne kurmam gerekiyor benim? Onu düşünüyorum. Vim. Onu hep unutuyorum. Vim'i hep unutuyorum. Bir de git we get. Bunlar benim için lazım olan şeyler. O zaman abi de dur. Ignore Linux. Linux LTS. Linux LTS. Headers. Evet. LTS kernel kullanmak istiyorum çünkü ana kernel. Bu arada internet hızım çok hızlıymış değil mi? Evet,
bu şekilde bir süre devam edecek. Ve tabii ki de bakalım 380 MB base install'umuz sürecek. Hadi bakalım. O zaman ben bu inst kurulana kadar biraz videoyu durduruyorum. Evet ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi paketlerimizi kurduk. Öncelikle bir fs tablosunuzu oluşturmak lazım. Yani fs tablo slash mnt slash mnt ptc fs tablo. Bu arada mnt'yi yazıyoruz çünkü çalışma alanımız şu an orası. Dur. Sanırım USB'm yerinden oynadı. Ese. Kullanmadığım bir komut çağırayım. Cat. Hadi. Tamam. Böyle kopyalayalım. ss/mnt çok ilginç. ssplk ama şu an hiçbir yere bağlı değil. Ne güzel. O zaman bir root çakalım. Hemen geliyorum. Evet, geri geldim ve şimdi long slash dev slash cda cdb 6 slash nt slash boot dash. Tamamdır. Artık kaldığımız yerdeyiz. Tamam. Evet. Vim slash nt etc fs sub. Evet. Diskim oluşturdu bana. Şimdi yeni kurulmuş sistemimize bağlanacağız sizlerle. Archroot slash mnt. Ama enter'a basmadan önce ben bir şey daha yapıyorum. O nedir diye soracak olursanız slash usr bin fish. Ben 5 değil fish altında tutmayacağım. Evet. Hala şu webcam black ball olayı bana çok karmaşık geliyor. Neyse. Şimdi şimdi ne yapıyorduk? Oradan ben şu public yapmamıştım. Neyse yaparım bir ara. Durumu tamamlamadan önce. Neyse. Devam ediyoruz. İlk önce lokal yerel zamanımızda dnsf symbolic link oluşturuyoruz. usr share zone info europe İstanbul slash etc local time. Evet, local time'a İstanbul'un local time ayarlarını kopyaladık daha sonra. Linkledik. Evet. Ve buradan da local time'ımızı generate ettik. Şimdi local gen yapacağız da öncelikli olarak vim slash etc local thread gen MUS UTF-8'i ayarlayalım. Bir de conf long eşit long eşittir and alt s nokta UTF-8. Aslında bir şey daha yapacağım.
tab. Vim slash etc. Local conf. Peki şunu kopyalayacağım aslında. Language ve layjl. Language, lang, layjl. Ve all çiftir. Evet. Bu arada this is slash boots'a baktığımızda ignorlamamı dinlememiş bu arada. Linux'u kurmuş. Sudan iyi yazıyor. Evet. Normal Linux paketini kuralım. Tamamdır. Sadece bu var artık. Şimdi pacman-s ne diyecek? And the install your code. Da kuralım. Ne olur ne olmaz. Orada diğer yandan ekran duruyor. Ona birazdan geri döneceğiz. Şimdi bunu kurduk. Ve local gen deyip local ayarlarımızı yaratıyoruz. Şimdi bir de vim slash etc keymap eşittir tlq. Bu terminal ekranındayken klavyemizin tlq kalması. Bu arada uzun zamandır laptopumu bu kadar sıcak görmüyordum. Şuradan görebilirsiniz 62 derece. Şimdi vim slash etc host name. Tabii ki de Avalon. Şimdi slash etc hosts düzenleyelim. Lokal domainim yok, o yüzden çok umursamıyorum ama şimdi şu mk init kısmını aslında sistem kendisi yapıyor fakat gene de bir yapalım. Ve Linux LTS diyoruz çünkü ben LTS kernel kullanıyorum. Peki. Önemli bir şey kurmayı unutmuşuz. Butterfes. Pacman-s Props. Evet, Butterfes'i kuralım. Diğer türlü sıkıntı çıkacak. Çünkü Butterfes kullanıyoruz. Evet, o esnada make init kendisi yapıyor. Kahve seviyorum. Evet, bakalım bu sefer o uyarıyı almayacağız. Evet, almadık. Bu iki uyarıyı veriyor bu arada, onu çok aldırmayın. Bu hep veriliyor. Ardından S ve root parolan. Evet. Şöyle start atarsam yalnız hiçbir şey çalışmayacak. O aklınızda bulunsun. Çünkü bootloader'lar. Evet. Ve tabii ki de system reboot. Laptopumda olsaydı bunu da kullanmıyordum. Laptopumda direkt şunda bir adet EFI dosyası yaratıyorum. Mesela EFI girdisi yaratıyorum. Direkt olarak onu bootluyor. Yaklaşık bir 600 milisaniye kazanç sağlıyor bu test aslında. Evet. Hatta bu arada laptopumda ben login manager'da kullanıyorum. Daha sonra display manager.
login olmamı sağlayan herhangi bir ekran kullanmıyorum. Direkt olarak i3 açılıyor. Orada çok ilginç bir yöntem var ama i3 açıldığında şöyle bir ayarım var. Hatta göstereyim. Log files config. Ben biraz büyüğü. Şöyle, bu sadece i3 ilk defa açıldığında çalışan bir komut. O da ekranı kilitliyor sadece. Şifremi girmemi gerektiriyor her türlü. Şimdi systemd boot. Bu şekilde boot ctl path eşittir boot install. Yep. Loader'ımızı kurduk. Şimdi vim/boot sorry, bir saniye. vim/boot loader loader.conf timeout'un senin 5 saniye olsun ve default'un aç. Şimdi entries kısmı boş. Arch.conf ile entry oluşturacağız. Ve buradaki girdilerimiz evet, burada bir örnek var. Evet, şimdi evet, gel bakalım. Copy. Evet, o zaman sonraki ayarları ben daha sonradan yapacağım. Ve artık bu loader'ımızın da olması lazım. Bir kontrol edelim. Evet, ve şimdi eğer sistemi reboot edersem çalışacak. Bağlantı koptu. Low step. Sanırım bağlantı koptu burada. Neyse. Şuradan reboot ederiz biz de. Reboot. Evet. Önce tabii ki de bir boot loader'ı ayarlamak lazım. Boot. Sanırım Boot Manager en başta. Okay. Hadi bakalım açıl. Açılırsın, aslansın sen. Açılıyor. Açıldı. Root. Root şifrem. Yep. Aa tabii. Önemli bir şey yapmayalım. Şu an 5'te. Aa, neyse ne diyordum. Systemctl enable shd. Shd kurulmamışım. Wi-Fi. Yani ben de diyorum bir şey unuttum. Evet. Hadi bakalım. Bağlam. Hatta şöyle alalım. Şimdi. Pacman-su deyip bir. Hadi güncel. S. S. OpenSSH. Kur bakalım OpenSSH'i. Enable SSHD.
Start SSHD. Ve artık buradan tabii iyi geri silmem lazım. Evet, keyimizi geri silindik. SSH yes. Root'a kapalıyım oyunu şu an. Sanırım root'a kapalıyım. Vim slash etc ssh shd.com. Şimdi systemctl restart shd ve şimdi tekrar bağlan. Evet, bağlandı. Döneyim. Evet, gördüğünüz gibi avodondayım şu an. Hatta Ctrl+M. Tabii boyutlar hala saçmalıyor biraz. Evet, bu kısmını halledecek. Aslında ben şunu şöyle alayım. Ve şimdi yapacağımız kısım General Recommendations. Öncelikle User Groups. Öncelikle bir user yaratmam lazım. Onu unutmayalım diye. Evet. Burada örnek bir user yaratma komutum var. Şurada da bir tane örnek. Şu örnek komut. Ama önce bir şey yapacağım. chsetrc/usr/in/fish. Exit. Valla artık bir şey. Biz çok daha rahat. Cidden çok daha rahat. Şimdi bunu yaparsam eğer şurayı körteyiz, körteyi ile çevirelim. Shell'imizi /usr/bin/fish additional groups. Şimdilik lazım değil. Ana grup. ss/home. Evet, köfte iskrafta klasörümüz var burada. Şimdi password köfte iskrafta ve köfte iskraftaya parolamızı oluşturalım. Bana parolamızı oluşturalım. Oluşturduk. Peki, sırada ne var? Çok güzel soru. Çok çok güzel bir soru. Şimdi exit. Bundan sonraki iş yapamam çünkü öncelikle asıl dur yaparım. Şunu sildiğimde zaten kullanıcı adları aynı olduğu için köfte iskrafından bağlanacak. Evet. Şimdi set fish greeting. O deminki greeting yazısını ortadan kaldırmak istedim. Hoş geldiniz yazısına. Sevmiyorum. Şimdi öncelikle benim neler kullanmam gerekiyor. Bir all my fish ve fisher'ı kuralım. İki tane önemli yazılım benim için. All my z'yi seçelim şimdi. All my fish. Fisher sen önce kurul. Ardından all my fish'i
Bakalım. Kuruluyor o my fish. Fisher bu arada benim için önemli bir yazılım çünkü kullandığım birkaç tane Zamazingo Fisher'dan eklenti olarak kuruluyor ve şimdi de omf install bira. Voilà. Tamamdır. Terminal tamamdı. Tamamdır. Ama sanki bir kadın daha büyütebiliriz. Şimdi bunları kurduk. Aslında bir şey daha kuracağım. Bir adet ahur yardımcısı lazım bana. Ekedir. C'de git clone https /ahur.archlinux.org/ yay git cd yay se. Ve şu uyarıya bayılıyor. With great power comes great responsibility. Sıkıntı yaşadım. Go. Visudo'yu yapılandırmadık. Şimdi Visudo. Gel bakalım. Benim buradan şunun başındaki botu kaldırmam lazım ve artık bütün wheel grubundaki kullanıcılar sudo komutunu kullanabilecek. Hatta böyle yapalım. Evet, sudo komutunu artık kullanabiliyoruz. Ah, bunu unuttum. Bunu hep unutuyorum. Bunu her seferinde unutuyorum. Her seferinde bir adet sudo gördüğümde doğru. Ben sudo user'ı yapılandırmayı unutmuşum. Neyse, oluyor öyle. Sudo nedir diye soracak olursanız bu arada super user do demek. Yani sistemde değişiklik yapmak. Normalde kullanıcımız sadece kendi kullanıcı klasörü ya da sadece kendi geçici dosyaları içerisinde yetkili. Sudo ile sistem yerine değişiklik yapabiliyoruz. Bu arada önemli bir not. Asla root olarak sistem kullanmayın. Asla. Evet. Buradan onu yapılandırdık. Sonrasında başka nelere ihtiyacım var? Pac-Man'de birkaç değişikliği olacak. Şu kurulsun. Hallederiz. Ondan sonra mirrors'ı kopyaladım zaten kendimden. Evet. Sonrasında burası geldi. Zoe Service tabi ki de ilk Zorg ve Nvidia. Desktop Environments konusunda ne yapacağım biliyorum. Aslında iki şeyi kıracağım da. Şimdi Isolation. İlk Zorg sadece şu paketle Nvidia'da installation. Bu ilginç bir, evet, şu paketi kuracağım. Nvidia 6S. Tabii ki de öncesinde 32 bit kütüphaneleri de devreye sokacağım için bu arada ekran bayağı güzel parlak sağlıyormuş aslında. Evet. Kahven de azalmaya başladı. Soğumayan ve bitmeyen kahve nihayet bitecek. Aslında önceki podcast'te de bitmişti ama siz fark etmemişsiniz. Batman'dan ufak bir rantim vardı, hatırlıyorsunuz. Neden yoğurt kullanmamalısınız diye. Bugün şöyle bir habere denk geldim. Daha sonra yazıya denk geldim. Nihayet insanlar uyanıyor olmak.
Hayır, yurt kullanmayın. Yapmayın. Olmaz diye bir yazı. Olması gereken şey de bu yazıydı aslında. Neyse. Yanında yedek içecek de var. Maalesef erikli değil. Ama olsun. O yüzden de şu kurulurken de ben de genel bir özet geçeyim. Aslında şöyle ışıkla güzel olabilir. Bu arada evet, köse bir insan olarak sakal bırakmaya çalışıyorum. Neyse. Arch kurulumunda ne yapacağım? LTS kernel kurduğumu gördünüz. Bunun sebebi masa üstüne sadece haftada bir güncelleme gelecek. Yani haftada bir güncelleme yapacağım bu makineye. Onda da muhtemelen ne yaparım? Gelirim. O yüzden de yemek hazırlarken bir sen güncellen arka planda internet hızım yavaş. Burada böyle bir sıkıntımız var. Oturduğum yerde internet hızı cidden çok kötü. Telefondan da bağlandığımda çok kötü. Super Online'a falan şikayette bulunuyoruz da. Super Online'dan kaynaklı değil, muhtemelen Türk Telekom var. Sıkıntı. Harikalar. Neyse. Son birkaç aydır aslında bu kadar yavaş. Öncesinde makuldü. Makuldü. Çok, gene çok hızlı değildi ama makuldü. Son zamanlarda YouTube'da video izlerken bile takıldığım oluyor. O yüzden ofiste vakit geçirmekten daha çok iyi. Orada gayet hızlı bir internetimiz var. Neyse. LTS kernel kullanacak, az güncelleneceği için. Belki normal kernel'ı deneyebilirim. Az paket olacak. Steam. Steam'in ihtiyaç duyduğu birkaç tane kütüphane. Arayüz olarak i3 kullanacağım çünkü çok feci alıştım. Belki bir ara Awesome'ı deneyebilirim ancak yine i3 kısa yol, i3'ten alıştığım kısa yolları ona aktararak. Çünkü Awesome'ı gerçekten merak ediyorum. Bir de Awesome'ın çok sevdiğim, hoşuma giden bir özelliği var. Layout'lar. Ama Awesome'ın konfigleri biraz sıkıntılı. Her ne kadar Lua bilsem de Awesome'ın konfigleri biraz kafa karıştırıcı geliyor. Sonrasında devam edelim. Misafirler için bir adet XFC oturum olacak. O yüzden maalesef açılış esnasında login kısmını kullanamıyorum. Bir adet display manager kullanmak zorundayım. O yüzden LightDM kullanacağım. LightDM güzeldir, severiz. Light'dir, alındığında belli olacak. Ona XFC'yi kuracağım. XFC'yi gayet basit bir iş biçimde yapılandıracağım. Temel ihtiyaçları görsün, şunu yapsın, bunu yapsın vesaire şeklinde. Sonrasında da bu. Steam kurulu olacak, Firefox kurulu olacak, Krita kurulu olacak, OBS kurulu olacak, KDN Live kurulu olacak. Üçüncü bir kol çıkartamıyorum maalesef. Böyle. Bunlar kurulu olacak. Onun dışında bir şey kurulu olmayacak. Geri kalan yazılımların hepsi burada. Atom'u belki kurabilirim çünkü videolarda Vim'le geliştirmem belki sizin kafanızı karıştırabilir. Onu bilemiyorum. Atom belki olabilir o yüzden. Ama biraz Vim'le deneyeceğiz bakalım. Çünkü geçen bir Atom kullanmayı denedim. 2 haftanın ardından baktım, ben kaydetmek için 2.3'te W yapmaya başlıyorum. Ya da Atom'a Vim modu. Bu. Evet, bu arada bu esnada sen kurulmuşsun, evet. Y'imizi kurduk. Yay! Bu iğrenç esprinin ardından şimdi. Sudo hmn-sxorg i3 gaps urapes. Sıdır önce iş update completions. Aslında dur sen neden? Neyse. Uzun sürmen gerekiyordu. Neyse. Bir sudo vim/etc/pacman.conf. Pacman'de 2 tane ayar yapacağım. Bunlardan ilki şu ikisini de devreye sokmak. Color ve total download. Color'ın olayı renkleri. Renk.
oradan anlaşılır. Multilip deposunu aktifleştirmişler. Tamam, multilibi güncelledik. Şimdi sudo pacman-s ne kuracaktık? X.org bir şey daha unuttum. Papyrus.com sana sağlar. Artık tamam. Ve bundan sonra gene videoyu durduruyorum. Evet ve geri geldim ve kendime yeni kahve doldurdum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir şey yapmayı unutmuşum ben. Sudo pacman-s lightdm. Sadece buradaki filterlardan birini kurmayacağım. Sadece lightdm'i kuralım. Ve yay tire s polybar sen gel. Bir de neydin? Lightdm. Hep git. Material 2. Polybar. Hayır, gereken paketleri silme sonrasında kullanırım. Tekrar kurmasın. Evet, 61 MB bunu indirecek. Ah, bu esnada LightDM neyi ondan bahsedelim. LightDM bir display manager. Basitçe login olmanızı sağlıyor. Bir detay daha. Videonun başında söylemem gerekiyordu. Muhtemelen videonun başına ayrı bir parça çekeceğim o yüzden. Bu video kesinlikle ama kesinlikle normal bir Linux kurulumu değildir. Arch Linux kurulumu bu. Arch Linux hedef kitlesi tamamen power user'lar olan, yani ne yaptığını bilen kullanıcı olan bir dağıtım. Dolayısıyla da Arch'ın böyle kolay kurulayım, kolay her şey hallolsun gibi bir derdi yok. Arch baya baya beni mi kullanacaksın? Paşalar gibi şunu bileceksin diyor. Bunun karşılığında ama size aşırı verimli ve direkt sizin isteğinize özel bir sistem getiriyor ki şöyle bir durum söz konusu. Benim gibi Arch kullanıcılarında genel olarak gözlemlerseniz başka bir dağıtım deneyicileri geliyor. Deniyorlar. Bir ay sonra hay ben kafama deyip ki Arch'a geri. Çünkü bu rahatlığı sağlamıyor hiçbir şey. Arch hani normal bir kullanıcı için, yeni bir kullanıcı için kesinlikle önerilebilecek bir dağıtım değil. Çok kötü bir seçenek. Hani yeni bir kullanıcıya Arch önerecek biri ciddi sıkıntıları vardı. Ancak yeni bir kullanıcıya ne önerirsiniz? Ubuntu önerirsiniz, Mint önerirsiniz, Open Source önerirsiniz, Fedora biraz belki. Bunu ne önerirsiniz? Yeni kullanıcıya Arch uymaz. Ama deneyimli kullanıcı aşağı gibi Arch kullanır. Arch. Gönlümüzün sahibi. Ve paketlerin yarısı inmiş. İnternetim gerçekten çok harika. Tırnak içinde harika. Neyse. Bakalım başka neler yapmamız gerekiyor. Desktop environment kurduk. Window managers kurduk. Buraya gerek yok. Burası daha çok laptoplar için. Laptoplar için önemli bir nokta ama. Pulsal diyor. Audio'yu kuracağız. Pulsal diyor olmazsa olmaz. Kodekleri halledeceğiz. Evet. Sanırım bunlar. Bir de tabii ki de guest user oluşturacağız. Onu da hemen halledelim. Nasıl zaten var? Şimdi sen kurula dur.
Papaz Vekil'in kalmamış. Burnum çok kötü kaşınıyor. Neyse. Hey Python paketlerinde. Aslında ihtiyaç duyabilirim ben. Neye ihtiyacımız olacağı belli olmuyor bizde. Tamamdır. Misafirin password'u da oldu. Şimdi. Yay. Ama sen build'lamadasın. Sonrasında başka nelere ihtiyacımız var bizim? Pulse audio. Var. Super Pigment CFS Pulse. Alsa başka ne lazımdı? Olsa mikser. Zaten bunun bir süre sürecek. O yüzden bunu kurulsun. Olsa audio'yu kurmuş oluruz. Sonrasında benim başka neye ihtiyacım var? MPV'ye ihtiyacım var. Media player lazım neticede. Başka... O bir yolda olurken çünkü bir yandan kurduymam gerekecek bunları. Samba client. Ha bu arada. Our nedir? Our Arch User Repo. Yay! Our'dan kurulum yapmamızı sağlayan bir arkadaş. Ve Our'da paketler paketlenmiş halde değil. Sadece derlenmeye hazır. YouTube diğer. Hatta bir de YouTube Viewer. Siz ikinizdeki. Arası çakmış. Sıcak karşı hassaslığı olan bir insanım. Öyle de sıkıntılarım var. Su. Ekmen-S. ELC. O da ELC'ye gerek yok. Yok var. OBS. Yasi OBS Studio, siz de gelin. Bir de Steam. Muhtemelen bunun derlenmesi bitecek daha öncesinde. Sen de olmadın değil mi? Tamam. Yetişemedi. Derdim iyi yeniden yapacak. Gerçi muhtemelen şey... Package'ı yarattı. O yüzden çok bir sıkıntı olmayacak da. Paketi yarattı. Ondan biraz rahatız. Yayın çok sevdiğim bir özelliği. Sıfırdan derletmiyor. Hala hızlar varsa bunu cache'dekini kullanayım mı? Soruyor sana. Paytm help. Dur. Sudo bin slash etc. Paytm. Paytm webkit.
aslında bir saniye. Eggman ile Q, L, Light DM. Senin dosyaların your material to time. Lightdm.conf. Creator session. 6-2. Creator. Light DM WebKit. WebKit 2 Greeter. Lightyear WebKit 2 Greeter. Lightyear-WebKit 2 Greeter. Doğru yazdın değil mi? Doğru yazdın. WQ. Şimdi sudo systemctl enable lightyear Network Manager. Başka ne aktif etmem gerekiyor? Sanırım bir şey değil. Daha başka bir şey aktif etmem gerek yok. O zaman. Nvidia zaten kendisi ayarlanıyor. Pac-Man tamam. Steam'i sonradan kurarım. Reboot atalım. O zaman şuradan reboot atarız. Reboot. Ve ben şunu şöyle geçireyim. Hadi bakalım. Arch Linux. Umarım bir sıkıntı çıkartmazsın. Evet, creator'ımız geliyor. Yani fare ikonu gördük. Evet. İlk seçtiği session değil. EU3. Ben EU3'ü kurmasam daha mantıklı olacak. Çalışacağım ama çok mantıklı olmayacak. Çünkü bu arada sen odaklanmadın. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Gel bakalım sen şöyle cd.file dur önce ekledir nasıl olur direkt cd.files. Evet şu an bağlantım, internet bağlantım nasıl oldu? Kendi lokal ağım bile çok kötü. ls ls-a evet cd.config .config sonra ne kopyalayacağız başka? Scripts'i kopyalayacağız. Vim
ile başlayan herhangi bir şeyi ve X default'su. Tamamdır, bunları kapadım. Aslında bir de GTK RC. Tamamdır. O zaman bunları kopyaladık. Şunu bir tekrar reboot edeceğim. Sen neden bu kadar kötü fokuslanıyorsun? Bana iyi bir webcam lazım. XFC session. İstemiyorum sende. Ben bunu nereye giriyordum? Fokuslanmaya nihayet karar verdi. Ama tekrar bozmaya karar verdi. İyi 3 lock. Voila! Evet, tabii ki de background'um olmadığı için henüz. Ve fontlarım aşırı küçük. Daha doğru font kurmadım. Sudo bu. TTF, tref, font alsın. Evet, ha, tabii ki de önce A'ya bağlanacağız değil mi? Köfte İstan Kilisesi. Bunu yapılandırdıktan sonra evet, bağlantımız kuruldu. Bunu yapılandırdıktan sonra videonun kalan kısmı, evet, ben bunları kurup videoyu yeniden başlatıp ardından kalan kısmını hava donunda çekeceğim. Evet ve geri geldim ve burada OBS'i çalıştıracağım bir hale getirdim her şeyi, ki OBS çalışıyor şu an her şeyiyle. Hatta ve hatta seni bir ve şöyle görüyorsunuz. Sen 8'e geri dön. Ve gene düzenimi anlatayım. Öncesinde bu arada şu bir test kaydım. Deneme 1-2 deneme, deneme 1-2 deneme, deneme 1-2 deneme, deneme 1-2 deneme. Evet, şimdi mesela Firefox'u da yapılandıracağım. Şimdi genel olarak düzenimi söyleyeyim. Çalışma alanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar birinci ekranda, 8, 9 ikinci ekranda. Ve 10 gene burada, ama 10'da her şey floating olarak var. Çünkü 10 bende neye atılı? 10 bende Steam'e atılı. Bu normal 2 ve 4'ünde bir özelliği var. 2 ve 4'te gap yok. Gördüğünüz gibi. Yani çevrelerde boşluk yok. Gördüğünüz gibi pencereler arası herhangi bir boşluk söz konusu değil. Ancak o laptopum için gerek önemliydi. Laptopumda çok az piksel var. Dolayısıyla da o laptop için önemli bir hale geliyor. Bu arada unutmadan sen bir reference. Sende birkaç tane standart ayarım var benim. Diğerimi maalesef aktifleştirmek zorundayım. Search. Kesinlikle hayır. Evet. Tamamdır. Bunlar bu. Bir de customize. Sen her daim kompaktasın. Valla. Tamamdır. Firefox'a temel ayarlarım bitti. Bu kadardı. Bookmark kısmını sen de gel. Geri kalanını yapılandıracağım, eklentilerdir. Şudur budurla beraber. Pardon. No thanks. Buranın yapısı değişmiş. Dur. 61'e mi geçtik? Evet, 61'e geçmişiz. Evet. Subsites, 2 row, search, highlights istemiyorum. Spin. Hiç istemiyorum. Evet.
Ve sen de skip tur. Voilà. Firefox yeni segmen bu şekilde. Ama dur. O zaman gelin sizlerle. vim.files.config.i3.config. Şimdi ben bunu bir büyüteceğim. Evet. Şimdi burada ayarlamanız gereken birkaç bir şeyden bahsedeyim. Şu HDMI 0 ve HDMI 1 olarak ayarlamak zorunda. Bu arada dur. Set ft file type eşittir. Dur, i3 config paketini koymuş muydum? ls.vim ft vim slash syntax. Evet, kurmamışım. Bundle. Aa, yok, kurmuşum. i3 config vm. Vim. İçi boş. Ha, çünkü bunu demeyi unuttum. Neyse, o pluginleri kurara dursun. Benim başka neye ihtiyacım vardı? Size genel olarak bunu gösterdim. Polybar kullandığım bar. Burada kopyaladığım şeyler. Wi-Fi bağlantım. Hobi isim. Sistem sıcaklığı, işlemci sıcaklığı daha doğrusu. Disk kullanımım %4. Ana disk, root diski. RAM kullanımım, işlemci kullanımım. Tabii ki de şu an OBS açık olduğu için işlemci bayağı kullanılıyor. Ses. Pil durumum tabii ki de burada gözükmüyor çünkü burada bir pil yok. müzik çalıyor olsaydı Mopidi'de şurada çalan müziğim olacaktı. Ama tabii ki de Mopidi'de burada doğru düzgün bir müziğim yok. Evet. Şu an bunu yapa dursun. Evet. Genel olarak düzenim bu. i3'te. Bir adete XFCE yapılandıracağım da o XFCE yapılandırmasını sizin görmenize gerek yok. Bunun yanı sıra mesela Tunar kurulu normalde de ben bir... şunu yapılandıracağız değil mi? Sınır. Vim nokta dot files 3 config recover. Okay. Şimdi şunu büyütecektik size. Mesela syntaxleri sonra hallederim. Evet, şimdi benim yapmam gereken bir şey daha var. Dropdown'ı aratalım. Evet, dropdown terminalim var burada bir tane. Ve benim bunun boyutunu değiştirmem lazım. Şimdi eğer i3'ü yeniden başlatırsak sen valla tam ekran olarak giriyorsun. Güzel. Ama şimdi it's default. Şimdi şunu düşündüm de masa üstünde bu font çok küçük geliyor. 10 ve 10. Ne oldu mu? Yeniden başlatmak gerekecek doğru. Masa üstünde çok küçük geldiler. Laptopta tam idealler. Ama masa üstünde biraz ufak geliyorlar. Evet. Şu an genel çalışma alanım oturmuş durumda. Sadece yedeklerimi alacağım. Onlar da sudo mol
slash dev slash sd 2. Evet, önce archive oluşacağım. Sudo mi init ve şifreyi yanlış yazdım. Evet, şimdi bir de sudo mount slash mint dev, önce bir emin olayım, lsblk sudo mount slash dev slash sda 2 slash mint. Archive. Archive yarattım mı? Evet, yarattım. Al, yaratmadım. Ben de balansen NTFS3G'yi kurmadım. NTFS3G nedir diye soracak olursanız, NTFS. Sudo. Tamamdır. Şimdi ls cd slash mnt archive. Evet. Bunları ben tek tek yerlerine koyacağım. Şimdi bir de neye ihtiyacımız var bizim? Sudo pacman-s steam. Steam olmazsa olmaz neticede. Onun dışında her şeyimiz var. Evet. Sistem şu an tam takır kuru bakır. Aslında tam takır kuru bakır ters oldu, pardon. Tam teşekkürlü bir biçimde kuruldu. Ah. Evet. Arch Linux ve i3 kurulumu. Ve bundan sonra göreceğiniz manzara videolarda bu olacak. Aa dur, ben neyi yapacaktım onu unuttum. Vim slash dot files config i3 config cover. Ha doğru. Bundle'ları kurucu bundle'ı ayarlayacağım bir ara. Şimdi gel bakalım. Benim başka ne ayarlamam gerekiyordu? Evet, şu ikisini ben şöyle kenara alayım. Siz ikiniz de gap olsun gene. Şimdi önce kopyalayacaktık. CP. Şimdi yeniden başlatalım. Evet. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür. Evet. Birkaç ayarlamı daha yapacağım ve o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.